Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel aqibatu lil muttaqin. Vessalatu vesselamu ala eşrafil enbiya'i vel mürselin. Seyyidina ve habibina Muhammed. Ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Aldı bilen alemlerinin Rabbi Allah subhanahu ve teala'a pak hamdu sana ve süyümlük peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ye en güzel duruş salamlarımızı yollayan dekin. Kadirli kardeşler, Ustaz Muhammed Yusuf kalemge ağan perizentlerimizin kandak terbiyeleyimiz mavzuluk kitabımızın anlatışını yani kagan yerimizden başlayıp devamlaştırımız. İnşallah bugünkü 9. san programımızda kitabının 2. babına geldik. 2. babıdaki en çoğun mavzu birincisi en önümlük terbiye usulleri. Bu 2. babda en önümlük terbiye usulleri sözlündü. Bu terbiye usullerinin içinde nimeler var desek, ülgü buluş bilen terbiyeleş, köndürüş bilen terbiyeleş, nasihat bilen terbiyeleş, vakalikler bilen terbiyeleş, kıssalar bilen terbiyeleş, küzdüş bilen terbiyeleş, mukabat ve ceza bilen terbiyeleş, söhbet ve diyalog bilen terbiyeleş katarlık mavzular bu babda tilge edildi. İnşallah biz bugünkü 9. sanımızda mana bu 2. babdan başlap diqqatlar usulumuz. Rabbimiz Allah subhanahu ve taala oquganlarimiz, anlaganlarimiz, bilganlarimizga amal qilish ne'matini ata qilsin va farzandlarimizni haqiqiy ko'zlarimiz, qalblarimiz nurlangadek, xushallangadek darajada salih farzandlar tarbiyalashga Rabbimiz nisib qilsin va farzandlarimizni ana shundoq dunyo oxiratda bizlar uchun manfaat elib keladigan en şundak salih perizentlerden buluşka müyesser kılsın de Rabbimizin tövencilik bilen dileğimiz. Mikrofon aldı da kıyırındışanlar Abdullah Yalkun. Hem de ikinci babımızınki mukaddemesi en önümlük terbiye usullerini bayan kılıştın avval dikkat kıladığan muhim bir noktanı tekitleyimiz ki o bulsumu balı terbiyeleştiki en ehmiyetlik baskuşunu bilibiliştir. Terbiyedeki en ehmiyetlik baskuş kaysi. Terbiye işlerdeki mütehassis, alımlar uzun yıllık inçik tetkikat edip biliş neticesinde şundak yekün yükelgen ki balılar turmuştaki asaslı kaidi usun ve adetlerden 80%'ni 5 yaşlı körgüçe hasıl kılıp buludu. Bu 5 yaşlı kürgücü bulan vakit insan hayatıdaki en ehmiyetlik çağları bulup terbiye mütehassisleri onu balı terbiyesindeki altın devri deb ataydı. Bala bu 5 yıllık müddet içinde anısının kuluda ve ailesinin terbiyesinde buludu. Psikologlara göre balının karakteri 7-8 yaşları arasında yetilip buludurken balılarda yetilgen bu karakter onların hayatının ahırgıcı şundak devam kalıdırken. İlmi tetkikatlarına göre balının akli kabiliyeti 2 yaştan 5 yaş kışı bulan aralıkta nahayeti tiz terakikat edirken. Bu vakitte elip birilgan talim terbiyeni mu nahayeti tiz özleştirirken. Bu hakikat biz Uygurlardaki küçük vaktede ögenigen taşkı mühür baskanı okşaş digen hikmetini tasdiklaydı. Hazır cemiyette perzentlerini planlık halde terbiyeleydiğen ata anılar intayin az. Onlarının köpleri balı terbiyeleşti birer prinsip ya ki birer usul kaidini ölçem kılmaydı. Her kim özü bilgençe balı terbiyeleydi. Uygur cemiyetindeki ata anılarının balı terbiyeleş usulü asasen tövendeki töt hıl şekilde elip birerle batıdı. Birinci, balılarını rejim astıda başkuruduğun ata anılar bulup, mundak ata anılar balılarına özünü yetiştiriş ve ispatlaş üçün pekatlı fırsat vermeydi. Hiç kandak erkellik vermeydi. Bundak rejim aslıda çoğun bulan ballar tertiplik, edeplik çoğun buludu. Ama onlar ali mekteplerine okuşku ötüp, ata anısının ayrılıplik etse, etraptaki erkillikini körgünü de özünün hudunu yoktup koydu. İkinci, ballarını heddedin ziyade erkiltip çoğun kıldığan ata anıları bulup, onlar ballarının talep kılgallarının hemmesini tel kılıp biriydi. Kıskısı, onlar balılarına yak deyişini bilmeydi. Bundak terbiyede çoğun bulan balılar, bek erki çoğun bulgallıktan yaramsız, kabiliyetsiz, özüge işlenmeydiğen, teyyarğı heyyar bolsam deydiğen çoğun bulup kalıdı. Üçüncü,
balalarını öz meyliğe koyup verdiğin mesuliyetsiz ata-analar bulup, ular ballarının kimler bilen arlaşıp atıdı? Kandak ballar bilen dost bulup atıdı? Mektepte nime oku atıdı? Ögünüş seviyesi kandak kitip atıdı? Bularını sürüş tıkılıp mı koymaydı? Bundak muhiti çoğun bulan balalar hata yollarına minyap kalıdı. Bu balalar hata yoluna minyap kalıgan deyken, ularını əsliğe kaytırış işi besi müşkül buludu. Bazı da mümkün mü olmaydı? Mesela, ak alvastığa adetlenip kalan ballarının öz hayatını tügeştirgünüge okşaş. Törtüncü, ballarını milli ve İslami en-enige varıslı kılıp, İslam terbiyesini asas kılgan halda, kattıklık içide yumuşaklık, yumuşaklık içide kattıklık bulgan usulde terbiyeleydiğen ata-anları bulup, ular ballarını çin tutumendep, ularının erkilliğini boğu almaydı. Erkin koyup verdim de üstüdeki mesuliyetini unutup kalmaydı. Ular yine demokratik usulda balılarının fikir kararlarını anlap, ular bilen kengişip iş görüdü. Ular ki bulganda balılarını aildeki müzakere işlerine çokum katlaştırış ve ularının fikirlerini anlap bekiş lazım. Balılarının fikirlerinin hemmesi doğru buluşunu atayın. Ama anlap, körüp, oyluşup bekiş kabuludu. Mundak terbiyelengen balılar özüge işindigan, mesuliyetini tonuyduğun, özünün ailedeki ordunu his kıldığun bulup çoğun buludu. Köplügen terbiye mutakassisleri ahırkı bu usulünü teşebbüs kıldı. Uluğ edip Yusuf Has Hacip, balı terbiyesi hakkında mundak diyen iken. Ata emgeki sınsı oğluğa köp, bulur bu oğulunun huy peyli hop. Oğulunu kısıp tutsa yakşı irur, atası anası bəxtlik bulur. Eğer çın tutulmaz iken o oğul, bulur zaya andın sen üzgün köngül. Zeki bolsa alim o oğul atsi, onu tutkuluk çın şudur çaresi, kimnin ki bulur erki oğlu kızı, çekip ah ve hesretti yığlar özü. Küçük çağda oğlunu koysi yava, oğul da günah yok atağa cepa, oğul kız huy peyli bolsi yaman, yaman kılgan ata bularını haman. Qarapaqaylı qadirli qerindaşlar, uluğ edibimiz Yusuf Has Hacip'nin ta qaysi yıllarda bu kadar güzel hikmetler bilen tolgan, nahayeti güzel yığınçaklanğan, bu misralarga yuşurunğan, bu misralarga tızğan, bu durdanelerge qarapaqaylı. Allah Ta'ala insan balısını başka mahlukatlardan şundak perihlik kılgan ki, onun hayatı onu küçük devri, balılık devri, yaşlık devri ve koramığı yetken devri, yaşanğan devri digendek baskuşlarına ayrılgan bulup, balılarının onu küçük ve balılık devri intayin ehmiyetlik bir devirdir. Ata anılar muşu devirde balılarının kalbige iman İslamni ve güzel ahlakını yerleştirivalmasa, ular balagatki yetkendeyken, yani 12-15 yaşlardankin, şeytan onlarının kalbige asilik bilen azğulluğunun uruhlarını yerleştirivalıdı. Kalbi pak, huddi ap-ak mervayittek bulgan bu balılar, ezelden insan bilen şeytan otursudiki talaş tartışının menbesidir. Şeytanlarının atısı iblis özünün isyankarlığı sebeplik Allah Ta'ala'nın rahmetinden koğulanğan deyken, bunu Ademlerinin atısı Adem aleyhisselam'dan körüp, onun evlatlarını azdırış arkalık, onlarını mu Allah Ta'ala'nın rahmetinden yırak kılışkı kasemiyet kılgan. Kur'an-ı Kerim şeytanın bu ikrarını ve rezil maksisini bayan kılıp mundak diyen. قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا Yani, İblis ma eytip bergine, sen menden üstün kılgan adam muşu mu? Eğer mağa kıyametkiçi mühlet biridigan bolsan, onun evladının azgınısıdın başkasını azdırıp, tüp yıldızdın kurtu bitime, dedi. Şeytan dedi yukarıdaki yapını İblis. Allah İblis'i etti. Yukal. Onlardan kim ki sana ergiş ediken,
Bilinler ki hemmanlarının cezası tuluk bir ceza bulgan halda cehennemdir. Onlarının işçidin kozgıtağlaydı galli ki Adem'ini avazın bilen kozgatkın. Atlık ve piyadı koşunun bilen onlarga hücum kılgın. Onlarının mallarga ve balılarga şirik bulgın. Onlarga yalgan vədilerini bergin. Şeytan onlarga aldaştın başkın arasını vədi kılalmaydı o. Deydi Rabbimiz Allah Subhanahu ve Teala Sürü İsra'nın 62. ayetinden 64. ayetlere geçip olan bu ayetlerde Rabbimiz Allah Subhanahu ve Teala şeytan bilen olan bu diyalogunu bizge bildirdi Rabbimiz Allah Subhanahu ve Teala. Demek terbiye işini kançılık burun başlasak şunçılık köp neticeye erişimiz ve balılarımızga şeytan iki buluştun avval özümüz iki bulgan bulumuz. Çünkü halkımızda tümürünü kızıqıdı soğuk diyen hikmet var emes mu? Hoş, hem de ülgü buluş bilen terbiyeleş. Ha? Bu ikinci babımızda biz terbiyeleşinin usulları hakkında tohtulduk halkımız diyen tok. Bu usulların birincisi ülgü buluş bilen terbiyeleş. Ata anılarının balılırgı İslam'ın doğru çöğençilerini akide, ahlak ve ibadet prinsipleri bilen birlikte eks ettirip biridigan emeli tətbiqatlarını öğütüş ve emeli məşiqler bilen onlarını yetiştiriş mecburiyeti var. Bu fakat onlarla yaxşı ülgü buluş ve her işte başlamcı buluş bilenle emelge aşıdı. Balılarını yaxşı işlerde ülgü buluş bilen tərbiyeleş, en önümlük ve en təsirlik bulan tərbiye usullardan biri bulup sanıldı. Belki balılarla yaxşı ülgü bulmasın, onlarla eğitilgan kançılgan yaxşı sözler, vəz nəsihətler, mukabat ve caza paydasız kalıdı. Çünkü balılar en avval ata anısının emeliyetini ögünüdü. Şunu balılar edep, ahlak, yürüştürüş, kaidi usun, diyanet katarlıklarının hemmesini en avval ata anısının nasihatlerden mi bekerek onlarının kündülük emeliyetini alıdı. Navada ata anılarının balılara kılgan terbiyesi bilen özlerinin emeliyeti bir dek bulmasa bu terbiyenin paydası bulmaydı. Balılar biz oylığandı mı bek akıllık geliyordu. Biz adette küçük balalarını bir nersi bilmeydi ve etrafı da buluvatkan işlerini tuluk düşünüp gitilmeydi. Çünkü onlar tek küçük deyip oylayımız. Ama hakikat şu ki, küçük balalar köp hallarda bizde mu akıllıktır. Onlar etrafı da buluvatkan işlerini tuluk düşünüp gitilmesi mu, o işlerinin təsirini kubul kılıdı. Akıbette onlar körgenlerinin hemmesinden təsir kubul kılıdı. Çünkü balalarda kubul kılış ve taklit kılış, yani doğraştın ibaret iki karakter nahiyeti küçüktür. Onlar meyli ihtiyari, meyli ihtiyarsız bolsun, devamlık etrafıda körgenlerinin hemmesini kabul kılıdı ve taklit kılışkı tırışıdı. Balılar hayatıdaki en halkılık ve en ehmiyetlik çağlarını ailesi de ötküzüdü. Yani onlar terbiyede en önümlük hesaplandığan baskuşunu asasen ailesi de ötküzüdü. Onun üstüge bu baskuşta balılarının yendi devamlık buluduğallar, yani ata anısı, onlarının en yakın ve en işençli kişileridir. Neticede hemen ata anısının ögünüş getirişidir. Balılarda ata ana obrazi. Terbiye mutakaslarına göre ata ana obrazi balı üçün en mükemmel obrazdır. Balının bir cüp közü huddu foto aparatıya okşaş ata ana obrazını süretki elip durdu. Biz manımuşu balılarının kalbi arkalık tartılgan süretlerine karığınımızda ata anılarının hemme suretlerinin parlak nur çeşip duralışını atayın. Ata ana obrazının mı uluğ var bulalışını atayın. Bazı ata anılar özlerinin yıkımlıklığı, mikriballıkı, şahsiyetsizliki, kayserliki, ali canaplıkı ve uluğlıkı bilen ballarını təsirlendirdi. Bazı ata anılar bolsa özlerinin şahsiyetçiliki, nadallıkı, beğemliki, mesuliyetsizliki, ansızlıkı bilen ballarını bezar kılıdı. Demek, oxşaş bulmağın sapadaki ata-anılar balılarını oxşaş bulmağın süpette terbiyeleyip çıkıdı. Balılardaki kubul kılış ve taklit kılış kabiliydi. Balılardaki körgenlerinin hemmesini kubul kılış ve taklit kılış kabiliydi çoğunlarınkide mu Allah'ıydı üstün durduğun kabiliyettir. Araplarda küçük balılar maymundun mu üstü doğram çekildi deydiğin söz var. Demesi mu küçük balılar ata-anısının namaz okuştaki hareketlerini söz kılış adetini oltuş usulünü, tamak yiyiş kaidesini ve başka cimi hareketlerini estaidil gözüldü. Andın şu beti taklit kılış kıtırışıdı.
Hatta oğul bala atısının maşine haydigendeki hareketlerini, sakal bürütlerini eliş usulünü, söz kılış adetini estaidil küzetkini dek, kız balımı anısının külüşlerini, telefonunu kandak tutup sözleydi gallakını, çeçini kandak taraydı gallakını estaidil közdüdü. Andın ular atı anısının taklit kılışkı başlaydı. Ballardaki doğramçılık alahide bir kabiliyettir. Balılar kubul kılış ve taklit kılış yolu bilen sözleş, miniş, yiş, içiş ve başkalarını tedirici halde atı anısının ve akı ağaçlarının ögünüdü. Balılar bu ceryanda atı anısı da ve akı ağaçları da nimi bulsu şunu eynen alıdı ve kubul kılıdı. Aile azaları da diyanet ve İslam ahlakı bulsa balı şularını alıdı. Eğer eksici ularda dinsizlik ve başka ahlaksızlık bulsa balı şunu alıdı. Kıskısı, halkımızdan kazandı nimi bulsu çümüşkü şu çıkıdı dediğin hikmetlik sözü bu noktanı tekimi çunkur ispatla belirdi. Şuna atı anılarının diyanetlik, ahlaklık buluşu balılarının doğru terbiye elişi ve yakşı ademlerden buluşu için Allah'ı çok rol oynaydı. Bu noktada Peygamber aleyhisselamın her kandak bala İslam fitretiği doğuludu. Onu atı anısı Yahudi kılıdı, ya ki Hristiyan kılıdı, ya ki Mecusi kılıdı diyen sözünün ne kadar doğru eğitilgallıkını ve emniyetki ne kadar uygun işgellikini düşünüp yeteleyimiz. Hem de ülgü buluş arkalık terbiyeleşinin türleri. Yukarıda körgünümüzdek ülgü buluş arkalık terbiyeleşinin nigizi balığı yakşı təsir körüstişki ıxçamlandı. Balının kalbigi təsir körüstiş iki yol bilen buludu. Biri özlikidin təsir körüstiş, yeni biri söz ve hareket bilen təsir körüstişten ibarettir. Birinci özlikidin təsir körüstiş. Özlikidin ya ki ihtiyarsız təsir körüstiş diyen ata ana ya ki her kandak bir terbiyeçinin fakat ballar mendin taklit kılıp ögengellerinin hemmesine Allah Ta'ala'nın aldığı men mes'ul ve cevapkar men diyen itikat bilen bütün yakşı işlerde onlarla yakşı ülgü bulalı gandala andın emel kaşıdı. Avval terbiyeçi özünü her tarafından mükemmel kılıp yetiştirgendiyken balılar onundaki isil peziletlerini hiç kandak küçümestin ihtiyarsız halde kubul kılıdı ve özleri de yerleştirdi. Bu usulda ya terbiyeçi ya ki terbiyelenigüçü kıyıncılık tartmaydı. Belki bu işler özlükidin emelge aşıdı. Muhim bolğanı terbiyeçinin avval özünü ıslah kılışı, yakşı adet ve isil peziletlerini özleri de yetiştirişidir. Şunu köplügen atı anılar ballarını terbiyeleş şeriyanda özleri yakşı ademlerden bulup getirdi. Çünkü onlar ballarını iman ve ahlaklık, el işiği yaramlık kılıp terbiyeleş yolu da aldı bilen özlerini terbiyeleş ve yetiştiriş köyrekidin ötmeyi durup aldığı kadem alalmaydı. İkinci söz ve hareket bilen təsir körüstiş. Söz ve hareket bilen təsir körüstiş, terbiyecinin ballarına yol körüstişi, bazı işlerini iğizi ve emeliyeti bilen ögütüşünü körüstüdü. Ülgümüz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, İslam ümmetinin birinci terbiyecisi buluş süpti bilen, sahabalarına dininin ehkamlarını gah sözü bilen, gah emeliyeti bilen, gah sözü ve emeliyeti her ikisi bilen ögüt etti. Onun namazını men okugandak okunlar ve menden hac kılış kaidelerini ögünü bilenler deyiş arkalık hem sözü bilen hem emeliyeti bilen kılıp körüstüp ögetkenleki bunun tipik misalıdır. Yukarıdaki bu iki hadisinin birincisi Bukhari ve Müslim detliğe ilinğen. Hadis Sahih Bukhari'de 1292 hadis, Sahih Müslim'de olsa 1658 hadis. İkincisi İmam Müslim'de detliğe ilinğen hadis. Peygamber aleyhisselam gahide namazda okuladığın ayet, dua ve tesbihlerini balılarına ögütüş maksadı bilen işçide okuladığınlarını mı avazlık okup beyretti. Hoş, hem de yiganı ülgümüz Muhammed aleyhisselamdır. Allah Ta'ala Peygamberimiz Hazreti Muhammed aleyhisselamda İslam'ın en mükemmel şeklini eks ettirip bergen bulup Muhammed aleyhisselam goyaki İslam'ın canlandırılığın şekliydi. Şunu o ta kıyametki kadar Müslümanlar üçünle emez, belki bütün insaniyet üçün yigani ülgüdür. Allah Ta'ala Kur'an-ı Kerim'de mündak diyen. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللّٰهَ كَثِيرًا. Yani silergi Allah'ını ahiret gününü ümit kılgan ve Allah'ını köp yat etkenlerge Resulullah elbette yakşı ülgüdür. Sûre Ahzab'ın 21. ayeti.
Allah Teala yana Muhammed Aleyhisselam'ın ahlakını maktab, Sürü Kalem'nin 4. ayeti de وَاِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ Yani sen hakikaten en katta ahlakı iyisi degen. Peygamber Aleyhisselam'ın ayalı Aişe radiyallahu anha onun ahlakı doğruluk soralığını da Resulullah'ın ahlakı Kur'an idi deyip cevap vergen. Bu hadis İmam Ahmet'nin Musnadul İmam Ahmet namlık hadis toplumunun 24645. hadisi. Hakikaten Peygamber Aleyhisselam Kur'an-ı Kerim'nin canlılık tercümanı ve onun hayatlıktaki körünüşü idi. Peygamber Aleyhisselam özü doğruluk min Rabbim en mükemmel terbiyeliydi diyen. Muttaqi'nin Kenzul Ummal namlık eserinin 31895. hadisi. Peygamber Aleyhisselam ibadette, mikri şefkatte, edep ahlakta, adalette, sihilikte, rastçılıkta, çidam ve sevirkallıkta, kemterlikte, takvalıkta, ilim meripette, ballırga ve ayıllırga küyümkallıkta, Müslümanlarının gemini yiyişte, yoksullarının halıgı yetişte, yetimlerinin beşini sılaşta, cümleden din ve dünyalık hemme işte en mükemmel ve en yigane ülge idi. O ayılları üçün en ülgülük er, balıları üçün en şefkatlik ata, Müslümanlar üçün en mükemmel rehber idi. Kadirli kardeşler, şuna kılıp vakit münasebeti bilen prezentlerimizi kandak terbiyeleyimiz mavzuluk kitabımızdaki 9. sani muş yerde ahırlaştı. Bugün başlayan, bu sanimizi başlayan mavzu teki tükümedi. İnşallah bu örnekler bilen terbiyeleş usullarınınki devamını kiler katımlık 10. sanimizde yine devamlaştırıp mağımız kin katım körüşküşe eserini Cenab-ı Allah'a tapşırımız. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi Teala ve Berekatuhu.